Evet, kameraman arkadaşlarımız hazır olunca başlayalım. Değerli basın mensupları, bugün Demokrasi ve Atılım Partisi'nin genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ve değerli çalışma arkadaşlarını ağırladık. Öncelikle kendilerine bu nazik ziyaretler için teşekkür ediyorum. Bugün oldukça yoğun bir gündemimiz vardı. Onun için sizleri de biraz beklettik. Kusura bakmayın. Türkiye'nin tabii sorunları çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Hangi başlığı atsanız uzun uzun değerlendirme gerekiyor. Çoklu bir kriz ortamındayız. Aynı hastalarda yaşanan çoklu organ yetmezliği gibi ülkemiz maalesef şu anda çoklu bir kriz ortamında. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreci şöyle bir değerlendirdik. Arkasından siyasi partiler arasında süregelen diyalog ve işbirliği süreçlerinin üzerinden şöyle beraber bir geçtik. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin de içinde olduğu 6 partiden oluşan bir komisyon bir anayasa değişikliği, anayasa değişikliğiyle beraber bir sistem değişikliği üzerinde çalışıyor. Güçlenmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili zaten 6 partinin ortak bir iradesi vardı. Bununla ilgili güzel ve böylesine kapsamlı bir çalışmanın da oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini, iyi bir noktaya geldiğini de hep beraber görmüş olduk. Bu çalışmaların da şöyle üzerinden beraberce geçtik, karşılıklı teyitleştik. Önümüzdeki süreçte de yine partilerimiz arasındaki hem diyalog istişare sürecinin hem de işbirliği süreçlerinde hangi yönde nasıl gelişebileceğiyle ilgili de çok değerli fikir alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu ziyaretler için Sayın Davutoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Ben de bu ziyaret esnasındaki misafirperverlikleri dolayısıyla Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Türkiye o kadar hızlı bir süreç yaşıyor ki neredeyse haftalık gündemlerle takip etmek ve bununla ilgili değerlendirme yapmak bütün bir toplumsal hayatı etkiliyor. Şu anda eğer bir teşhis koymak gerekirse Türkiye'nin en önemli meselesi yönetilememek. Yönetim kriziyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yazın yangınların yayılması esnasında gösterilen yönetim beceriksizliği şimdi de enerji krizinde kendini gösterdi. Hazırlıksızlık, vizyonsuzluk, beceriksizlik ve yine ekonomik krizin içinden geçtiğimiz bir dönemde yapılan açıklamalar ise ekonominin en temel, en şeyin alfabenin başı olabilecek hususlarda bile nasıl bir yanlış anlayışla, nasıl bir yanlış zihniyetle davranıldığını ortaya koyuyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın yaptığı görüşmelerde kullandığı dil, kamuoyuna aktarırken kullandığı dil, ona bu yetkiyi veren Sayın Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta dile getirdiği hususlardaki dil ve toplumsal gerilimi artıran atmosfer bütün toplumu kaygılandırıyor. Bu sadece iktidarın sorunu değil. İktidar hata yapmak yaptığı zaman ülkenin bütünü etkileniyorsa iktidarın hatalarını ortaya koymak dışında biz muhalefet partileri olarak bu hatalar karşısında, bu yönetilememe karşısında, bu gerilim politikası, bu kutuplaştırma, bu cehalet, ekonomik cehalet karşısında ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, topluma nasıl güven vereceğimizi karşılıklı olarak konuşma ihtiyacı içindeyiz. Artık bu görüşmelerimiz salt, iyi niyet ve nezaket görüşmelerinin ötesinde topluma güven hissi uyandıracak bir işbirliği zemini oluşturmak bizim siyasi bir sorumluluğumuz, ahlaki bir sorumluluğumuzda. O bakımdan son dönemde siyasi partilerle, genel başkanlarla yaptığımız görüşmeler böyle bir zemin oluşması bakımından büyük önem taşıyor. Sayın Genel Başkan'ın çok güzel bir şekilde vurguladığı gibi parlamenter sistemle ilgili yaptığımız ortak çalışma meyvesini, ürünü ortaya koydu. Her partinin yaptığı çalışmalar ortak bir zeminde buluşturuldu. Bu güzel bir adımdır. Ancak bunun yanında bunun oturacağı siyasal bağlamın da çok iyi bir şekilde tanımlanması ve topluma güven verecek şekilde bir ortak çalışma zemin oluşması büyük önem taşıyor. Ben geçtiğimiz hafta hepinizin takip ettiği gibi Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler yaptım. Sayın Gültekin Uysal'la bir görüşme yaptım.
Sayın Babacan ile geçen hafta onun yurt içi seyahatleri dolayısıyla mümkün olmamıştı. Dün de affımı da rica ettim telefon ederek, çünkü İstanbul'dan bütün hava seferleri durdurulunca ziyareti bir gün ertelemek durumunda kaldık. Ben bu görüşmelerdeki intibalarımı, kanaatlerimi değerli Genel Başkan'a bütün detayla paylaştım. O da lütfettiler, görüşlerini aktardılar. Bu istişareler devam edecek. Şu anda toplum güven duymak istiyor. İktidara olan güvensizliğini telafi edecek tek şey, muhalefetin topluma güven verecek bir psikolojiyi oluşturma sorumluluğudur. Bu görüşmeleriniz bu bakımdan büyük bir önem taşıyor. Bundan sonra da devam edecek. Açık yüreklikle, samimiyetle ülkemizin geleceği ve gençlerimizin geleceğe ümitle bakmalarını sağlayacak konularda hep beraber gerektiğinde her türlü fedakarlığı göstererek adım atmakla sorumluyuz. Bu anlamda gerek istişare, gerekse misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Babacan'a ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Basın mensuplarımızdan sorusu olan varsa hemen seyyar mikrofonumuzu oraya iletelim. Hanımefendiyle başlayalım. Kendinizi tanıtarak başlarsanız memnun olurum. Tabii efendim. Tele 1 televizyonu Burcu Turan. Sayın Davutoğlu, Yeni İttifak önerisi de bulunduğunuza dair haberler yansıdı basına. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu'yla bir akşam yemeği yediniz. Bu konu orada gündeme geldi mi? Sayın Babacan'ın da buna bakış açısını merak ediyorum. Bu birinci sorum. İkinci sorum da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Tele 1'e yönelik para cezalarıyla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Buyurun, siz başlayın. Tabii siyasi liderler bir araya geliyorlarsa ülke gündemiyle ilgili her konuyu konuşurlar. Nihayet mesele sohbet etmek, çay içmek değil, bunlar da olabilir ama mesele bu değil. Türkiye'de iktidar şu anki otoriterleşen, yolsuzluklarla anılan ve her gün toplumsal güvenini yitirmiş iktidar karşısında muhalefetin hep beraber temel ilkeler, temel yaklaşımlar çerçevesinde görüşmelerini artırmaları lazım. Türkiye her an seçim ortamına girebilir. Bu Haziran da olabilir, Ekim de olabilir. Hadi en geç olsa gelecek sene Haziran demiş olsak bile aslında fiilen iktidar Türkiye'yi seçim ortamına soktu. Çünkü seçim ortamlarında Sayın Erdoğan'ın yaptığı ve Sayın Bahçeli'yle birlikte yaptığı şeyler, artık oluşturduğu iklim belli. Gerilimi tırmandırarak, kutuplaştırarak, karşı tarafta kendileri gibi düşünmeyen herkesi itham ederek bir kutuplaştırma ortamında seçime gitmek ve ekonomik olarak da atılan bazı adımlar da seçim ekonomisini yansıtan adımlardı. Ben açık ve net ifade ettim birçok kez görüşümü. Bir sabah kalktığımızda, herhangi bir sabah, Sayın Bahçeli'nin 2002'de ve 2018'de yaptığı gibi ülkeyi seçime götürüyoruz sürprizi karşısında hazırlıksız yakalanmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Gündemi etkileyecek şekilde muhalefet inisiyatif almalı diye düşünüyorum. Partiler inisiyatif almalı diye düşünüyorum. Bekleyerek onların ilan edeceği bir seçim takvimine göre tepki veren reaktif bir tutumu doğru bulmadığımı da paylaştım kamuoyuyla da. Sayın liderlerle de bunu paylaştım. Ve genelde de çok son derece karşılıklı güven hissi içinde son derece verimli görüşmeler oluyor. O bakımdan bunu illa mutlaka bir Yeni ittifak işte arayışlar vesaire gibi yorumlamamak, ama bunlar da konuşulmalı. Her konuya açık olmalıyız. Mesele muhalefetin topluca bu iktidar gittiğinde ülkeye kaos gelmeyeceği, bu iktidar gittiğinde ekonomide herhangi bir sıkıntının yaşanmayı bırakın çözüme kavuşturulacağı ve toplumun bütününde bir barış ortamının ve toplumsal gerilimi azaltan bir ortamının oluşacağı konusunda güven hissini verebilmemiz hepimizin sorumluluğu bu. Yaptığımız görüşmelerde genellikle buna odaklı. Son derece de verimli, güzel görüşmeler oluyor. Tele 1'e ve genel olarak basına yönelik verilen cezalar konusunda ise tutumumuz açıktır. Basının özgür olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün hakkıyla yaşanmadığı toplumlarda sadece insanların özgürlüklerini kullanma hakkı kısıtlanmış olmuyor. İnsanların ve toplumun gerçekleri görme hakkı da kısıtlanmış oluyor. Yorum yapma ve çözüm üretme hakkı da kısıtlanmış oluyor. Yani toplumsal, çok güzel bir tabirdi Sayın Babacan söyledi. Çoklu organ yetmezliğinin beyne vurması demek basın özgürlüğünün sınırlaması. Beyne vurması, beyin ölümü gibi bir şey. Düşünemeyen toplumun, tartışamayan toplum, üretemeyen, fikir üretemeyen toplum. Bu aslında otoriter rejimlerin ortak özelliğidir.
İsterler ki sadece kendileri fikir beyan etsin, başka kimse fikir beyan edemesin. İsterler ki kendileri herkese hakaret etme özgürlüğüne sahip olsunlar ama kendilerine söylenen her söz hukuki muahizeye tabi tutulsun. Yapmamız gereken, hepimizin üzerinde buluşması gereken husus, siyasi nezaketin her yerde ve ayrımcısız, ayrıcalıksız bir şekilde uygulanması, bu konuda mutabık kalınmamız ve basına dönük olarak ise kesinlikle düşünce ve ifade özgürlüğünün temel kriterleri çerçevesinde davranılması. Tabii basın etiği de bunun içindedir. Yani basın da basın etiğine uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Fakat son dönemde yaşananlar dediğim gibi etik kuralların sadece belli bir kesim için geçerli olduğu, diğer kesim için geçerli olmadığı bir ortam. Bize dönük en ağır hakaretlerin yapıldığını da herkes biliyor son bir hafta içinde. Başka bir yayın organında doğrudan şahsıma dönük olarak yapılan hakaretin atılan manşeti herkes biliyor. Bunu burada zikretmek bile istemem. Edep kuralları hepimiz için geçerli olmalı. Siyasi nezaket hepimizin saygı duyduğu bir husus olmalı. Basın etiğine dikkat eden basın kuruluşlarının tümünün de mutlak anlamda düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmalarının önüne hiçbir engel gelmemeli. Bu bakımdan alınan son kararları son derece yanlış buluyorum. Evet, aslında pazartesi günü yine basın toplantımızda Tele 1 ile ilgili soru bana da sorulmuştu tekrar. Bizim parti programımızın birinci bölüm, birinci madde özgürlüklerle başlıyor. İfade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle devam ediyor. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye başlamanın ilk yolu, ilk adımı da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü. Dolayısıyla bu konunun üzerindeki bütün bu engellemeler, sıkıntılar, basın üzerinde oluşturulan baskı, teşvikle ya da tehditle basını belli bir çizgide tutma gayreti tam da demokrasinin özüne zarar veriyor. Sorunlarını açıkça tartışamayan bir ülkenin o sorunlara çözüm bulması mümkün değil. Yani basın, sivil toplum kuruluşları özgürce konuşacak ki, sorunları dillendirecek ki, sorunların varlığı kabul edilsin, ondan sonra çözüm aşamasına geçebilelim. Yani hastanın hastalığı konuşturulmuyor. Bugün hep tıp örneklerinden başladık ama çoklu organ yetmezliği dedik. Yani hastanın hasta olduğu konuşturulmuyor. Şurada sıkıntı var diye konuşan yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla böyle bir ülkede sorunların çözülmesi mümkün değil. Sorunları duymayan, duymak istemeyen, sorunları konuşanları susturan bir hükümetin de ülkenin herhangi bir sorununa çözüm bulma kabiliyeti bundan sonra mümkün değil. Zaten biz bunları çok önden gördüğümüz için, 3 yıl önce bütün bunların farkına vardığımız için ve şu andaki hükümetin bu zihniyetle bu ülkenin sorunlarını asla ama asla çözüm üretemeyeceğini bildiğimiz için yeni bir siyasi hareket başlattık. Bunun için yola çıktık. Dolayısıyla maalesef bu son yaşanan Tele 1 ile ilgili konuda bunun yeni bir örneği. Diğer sorunuza gelecek olursak nasıl? Evet. Evet, ona geliyorum şimdi. Şimdi biz daha önce de açıkladık. Biz siyasi partiler arasındaki işbirliğe önem veriyoruz. Bu tematik işbirliği olabilir. Daha sonraki aşamalarda ittifak olabilir. Bu ittifak mevcut ittifaklarla ilgili kararlar oluşturabilir. Yeni oluşabilecek ittifaklarla ilgili kararlar oluşturabilir. Dolayısıyla biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak öncelikle bu ülkenin menfaatine, bu ülkenin gençlerinin bu umutsuzluğuna çare olacak, çözüm olacak her türlü gayrete katkı vermek isteriz. Tabii ki bu gayretin, bu katkının da iyi konuşulmuş, çerçevesi iyi belirlenmiş bir sistematik içerisinde ele alınması ve daha sonraki aşamalarda da sağlam bir zemin üzerinde yürümesini bugünden garanti altına alacak bir bakış açısıyla bu işlerin yürümesini isteriz. Daha önce ben defalarca açıkladım, tekrar ediyorum belki ifadeleri ama yani bizim bugün itibariyle ittifaklarla ilgili herhangi bir kararımız yok ama önümüzdeki süreçte kuşkusuz geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıp diğer siyasi partilerle de yaptığımız istişareler sonucunda bir süre sonra ittifaklarla ilgili bir karar da oluşturabiliriz. Ama özellikle seçim ortamına, seçim atmosferine gittikçe yoğun bir şekilde girdiğimiz bu dönemde artık bu konudaki fikirlerin biraz daha şekillenmesi ve ileride ihtilaflara yol açmayacak şekilde bugünden sağlam bir zeminin hazırlanmasında önemli görürüz. Buyurun lütfen.
Halk TV'den Mevsim Altay, iki lidere sorum var. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi'yle yediği yemek tartışılıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca MOBESE kameralarındaki görüntüler de servis edildi. Ve bu MOBESE kameralarındaki görüntülerin de valiliğin sorumluluğunda olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Sizce bu olayın siyasi bir tarafı var mıdır? Öncelikle iki lidere sorun budur. Ardından Sayın Davutoğlu istişarelerini devam edeceğini söyledi. Bundan sonraki partiler arasında liderlerin ziyaret takvimi nasıl olacak? Yakın zamanda bir ziyaret tekrardan gerçekleşecek mi? Geçtiğimiz günlerde üçlü olarak liderler bir yemek masasında bir araya gelmişti. Acaba yakın zamanda altı lideri bir yemek masasında görebilecek miyiz? Teşekkürler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'de herhangi bir belediye başkanı veya seçilmiş bir otorite olarak herkesin sahip olduğu haklara ve çerçeveye sahiptir. Bu bağlamda herhangi bir dış temsilciyle görüşmesinde de hiçbir mahsur yoktur. Yani bunu yani AK Parti dönemi de olsa fark etmez, bugün de olsa fark etmez, yarın da olsa fark etmez. Türkiye açık bir toplum olmak durumundadır. Ve bu görüşmeleri yabancı misyon sahiplerinin, büyükelçilerin, temsilcilerin görüşmeleri yapması doğaldır siyasilerle. Belediye başkanı olarak da bu görüşmeler yapılabilir. Dolayısıyla bunun böyle olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılması doğru değil. Ve bir yeni bir tartışmaya sebep olması da doğru değil. Ancak bunların eminim görev ve yetkileri bağlamında bu görüşmelerin yapılması önem taşır. Daha ötesine anlam yüklemenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bundan sonra da istişarelerimiz tabii devam edecek. Sayın Karamollaoğlu'yla da görüşeceğim. Bu hafta sağlık durumuna göre işte dün çalışmaya başladı. İlk fırsatta görüşelim demiştik. Bunları paylaşacağız. Sonra bütün bu edindiğimiz intibaları tekrar birbirimizle, parti kurullarımızla hepimiz mutlaka istişare edeceğiz. Önemli olan şu, netice odaklı olarak ve toplumu tatmin edecek, topluma güven hissi verecek şekilde bu görüşmelerin devam seyretmesi. Yani sadece nezaket ziyaretleri olarak kalmaması ve topluma güven verecek nitelikte, içerikte seyretmesi. Ben bu konuda büyük bir ümit taşıyorum. Bütün liderlerle de görüşmemde son derece olumlu bir atmosfer seziyorum, bir güven hissi bağlamında. Ne zaman bir araya gelinir? Zaten planlanmış birçok çerçeve var. Parlamenter sistemle ilgili çalışmamızı bitirdik. Bu istişarelerle sürecin en doğru yönetilmesi, yürümesi gerektiği konusunda bir mutabakata vardığımız zaman, ki bu zor olacağını düşünmüyorum, değişik vesilelerle bir araya gelinebilir. Toplum bir araya gelen siyasi liderleri görmek istiyor. Gönül isterdi ki Sayın Cumhurbaşkanı da ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bütün siyasi liderlerle bir araya gelebilsin ve topluma, bu ülke bizim hepimizin, farklı siyasi görüşlere sahip olsak da hepimizin diyebileceği bir çerçeve oluştursaydı. Ama kutuplaştırma isteyenlere karşı, iktidarın kutuplaştırma teşebbüsüne karşı biz kendi kitlesel farklı siyasi kaygılar taşıyan kitle tabanlarımıza biz bir araya gelebiliyoruz ve hepinize güven veriyoruz. Sizlerin hakkı ve hukuku korunacaktır. Hangi kesimden olursanız olun mesajını verecek şekilde bir araya gelmemiz toplumda var olan karamsarlığı giderir. Ve başta gençlerimiz olmak üzere herkeste yeni bir gelecek perspektifi oluşturur. Evet, bu İstanbul'daki gelişmeler ve bahsettiğiniz spesifik konuya gelecek olursak, tabii bu son kar yağışı, son hava şartları ve bunun İstanbul'a getirdiği sorunları hep beraber gördük, yaşadık. Bizim geçen sonbaharda açıkladığımız afet yönetimi eylem planında aslında bu tür olağanüstü durumlarda ne yapılması gerektiğiyle ilgili de çok açık bir çerçevemiz var. Öncelikle bu tür konularda yerel yönetimlere daha çok yetki vermenin bir şart olduğunu düşünüyoruz. Hatta muhtarların bile bu tür durumlarda her olağanüstü şartta, her afette muhtarların dahi daha çok yetki ve daha çok imkana sahip olması gerektiğini hep söylüyoruz. Ve mutlaka yerelde sağlam bir koordinasyon, böyle başkentle şehirler arasında
problemin olmadığı, çıkmadığı, çünkü yetkinin daha çok yerele devredildiği bir yönetim modelinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat uzunca bir süredir görüyoruz ki özellikle İstanbul'da, Ankara'da merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Ve bundan sadece ve sadece Ankara'da, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız zarar ediyor. Yani onlar bunun ceremesini çekiyor. Dolayısıyla burada acil olarak yapılması gereken, hükümetin bir an önce particiliği bırakıp mesele insansa, mesele hayatsa, mesele afet, böyle olağanüstü şartlarsa particiliği bir yana bırakıp o şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını, hayatını önceleyen bir tutum takınması. Öbür türlü o yemekmiş, şuymuş, buymuş, bunlar ben teferruat olarak ve hükümetin elindeki propaganda makinesinin bulduğu bir unsur olarak açıkçası görüyorum. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'deki büyükelçilerin görevidir Türkiye'yi yakından takip etmek. Ha, bizim bütün dünyadaki büyükelçilerimizin de görevidir. Yani bizim Londra büyükelçimiz de gider Londra Büyükşehir Belediye Başkanı ile yemek yer. Gider siyasi parti liderleriyle görüşür. Tokyo'daki büyükelçimiz de gider Japonya'daki siyasi parti liderleriyle görüşür. Belediye başkanlarıyla görüşür. O ülkenin nabzını tutar. O ülkeyle ilgili intibalarını, gelişmeleri, başkenti raporlar. Bundan daha doğal bir şey yok. Dolayısıyla bu yani propaganda makinesinin bir teferruatı alıp büyütmesinden ibaret görüyorum doğrusu. İkinci sorunuza gelince yani şöyle, daha önce pazartesi de ifade ettiğimiz gibi parlamenter sistem çalışmaları aşağı yukarı tamamlanmış durumda. Yani bunun iletişimiyle ilgili arkadaşlarımız otururlar, konuşurlar. Eğer altı siyasi partinin beraberce nasıl bunu açıklayacağıyla ilgili kurduğumuz komisyon nasıl bir çerçeve oluşturursa, ben pazartesi de söyledim, bizim komisyondaki arkadaşımız tam yetkilidir. Partimiz adına karar verecek şekilde oturttuk arkadaşımızı. O tam yetkilidir. Dolayısıyla o komisyonda oluşacak görüş birliği neyse biz de ona uyarız. Yani süreç için işlemesi için ne gerekirse yapılır. Yani yarın diye karar verirlerse arkadaşlar, biz hemen yarın bir araya gelecek durumdayız. Kendi adımıza söyleyeyim, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak. Ama bir komisyonumuz var biliyorsunuz, bu parlamenter sistem çalışan komisyonumuz. O komisyondaki arkadaşlarımız sadece sistemi değil, bunun iletişimini de çalışıyorlar. Ne zaman, nasıl bir iletişim metoduyla duyurulması gerektiğini. Yani arkadaşlarımız toplandığında desinler ki yarın liderler buluşuyor, biz hemen hazırız yani. O şekilde ifade edeyim. Zaten çabalarımız bu yönde. Yani elimizden geldiği kadar bunu anlamlı, içeriği dolu dolu bir sürece dönüştürmek, bir araya gelmek o bakımdan sıkıntı olmaz. Başka, buyurun. Evet, galiba burada önce buradan gelmişti soru. Artık TV Ayri Demir. İki lider de açıklamalarında erken seçim baskın seçime işaret etti. Fakat toplumda da seçim güvenliği konusunda ciddi bir endişe var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki ortaklaşma gibi muhalefet arasında muhalefet partilerinin seçim güvenliğine dair bir çalışması olacak mı? Bu görüşmede ve sonrasında bir planlama var mı? Şimdi öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki kış şartlarında yol güvenliğinin olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Düşünün, ben dün İstanbul'dan buraya gelemedim. Bütün uçak seferleri durdu. İstanbul'da saatlerce, 7-8 saat yolda kalanlar oldu. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bu yönetim beceriksizlikleri, yanlışlıkları ve merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki gereksiz gerilimler biraz önce zikrettiğim bir yemeği de mesele haline getirebilecek gerilimler halkın hayatını zorlaştırıyor. Kış şartlarında seyahat güvenliğini sağlamaktan yoksun bir yönetim biçimi, seçim şartlarında hele hele gerilim, seçim şartlarında seçim güvenliğini nasıl sağlayabilecek sorusu geçerli bir sorudur. Enerji güvenliğini sağlayamamış bir yönetim. Kışın ortasında düşünün, enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Depolama işlemleri itibariyle de sıkıntı. Vaktinde Rusya ile anlaşma yapmamış olmanın, gecikmiş olmanın sıkıntısı, hepsi bir arada. Enerji güvenliği sıkıntılı. Ya aslına bakarsanız
temel hak ve özgürlüklerin güvenliği bağlamında da, yani güvenli bir şekilde yerine getirmesi bağlamında da sıkıntı var. Zaten hepimizi harekete geçiren şey bu. Dolayısıyla seçimle ilgili kaygı duyulmasını, seçim güvenliği ilgili kaygı duyulmasını mazur görebiliriz. Ama bizim siyasi parti olarak sorumluluğumuz halkımıza şu taahhütte bulunmaktır. Hiç merak etmeyin, Türkiye'de seçim yapıldığında bu güvenliği sağlamayı size taahhüt ediyoruz. İktidarın sorumluluğunda olan hususlar var ama muhalefetin de sorumluluğunda olan husus şu: her bir seçim sandığını da her bir oya sahip çıkacak şekilde birlikte bir çalışma yürütmek. Evet, geçen hafta Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Gültekin Uysal'la yaptığımız görüşmede de seçim güvenliğini bir başlık olarak ben dikkatlerine getirmiştim. Sayın Babacan'la yaptığımız görüşmede de bu gündeme, hani detaylı olarak gelmiş değil ama birlikte çalışılması gereken bir konu başlığı olarak gündeme geldi. Aslında bunların bu konularda bizim sergileyeceğimiz ortak irade, birlikte çalışma kültürü toplumda seçimlerin hiçbir şaibe olmaksızın yerine geleceği konusunda da bir güven uyandırır. Bu konuda çalışmamızın en azından gelecek partisi olarak zikredeyim. Birlikte bir çalışma, hem hazırız hem gerekli görüyoruz. Evet, bu konu çok önemli gerçekten. Çünkü özellikle İktidar Partisi'nin devlet mekanizmalarında hukuk çerçevesinin dışına da çıkacak şekilde kullanıyor olması ve seçimlerle ilgili, özellikle seçim günü maalesef kendi arzusu, isteği yönünde bir sandık sonucu konusunda sistemi adeta germesi maalesef bir gerçek. Bunu 2018 seçimlerinde yaşadık, 2019 seçimlerinde yaşadık. Dolayısıyla mutlaka sandıklara sahip çıkmak gerekecek. Bunun için de siyasi partiler arasında olabilecek işbirliğini biz önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili de ikili bazda siyasi partilerle bir görüşme trafiğimiz var. Ama bir yandan tabii ki sandık her bir oyun gerçek iradesinin korunması ve bütün bu sandıklarla ilgili yapılan çalışmaların konsolidasyonunda, toplanmasında sağlam bir bilgi işlem altyapısının çalışması son derece önemli. Ama daha da önemlisi, belki de en önemli seçim güvenliği gayreti, seçimi açık farkla kazanmak. Çünkü fark büyük olunca farklı girişimlerle bu farkı kapatmak zor olabilir. Onun için amaç burada seçimi çok açık fark kazanmak olmalı. Fark açık olunca ne yaparlarsa yapsınlar, o farkı farklı metotlarla kapatmaları zor. Yani bunu da gördük. En azından en son İstanbul seçimlerinde gördük. Yani 10 bin oy farkla İstanbul verilir mi dediler. Ama açık farkla kaybedince anahtarı teslim ettiler yani. Dolayısıyla demek ki açık farkla kazanmak en önemli seçim güvenliği unsuru aslında. Evet. Siz ondan sonra buraya çekin. Hemen oraya mikrofonu iletelim. Aslında arkayı kastetmiştim ama bir sıra gözetmeye çalışıyorum. Eğer yanılmıyorsam bir sıra gözetmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Başkent postasından Murat Genç. Geçtiğimiz hafta Sayın Bahçeli yaklaşık 5 dakika boyunca Diyarbakır İl Başkanı, MHP Diyarbakır İl Başkanı'nın bir projesiyle alakalı açıklamada bulundu. Siz her iki siyasi partinin de Sayın Başkanlarımın il başkanlarıyla da görüştüm. Diyarbakır'da genel bir gündem var. Bununla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Tamamen insani kaygılarla 210 dönüm orman yapmak istediklerini, ekmek istediklerini ve buraya Sayın Bahçeli'nin ismini Diyarbakır'daki bu ormana vermek istediklerini söylediler. Sayın Bahçeli geçen hafta açıklama yaptı. Siz Sayın Başkanlarımın da görüşlerini merak ediyorum. İkinci sorum şu: Sayın Ömer Çelik'in açıklamasına göre 2017'de yağan kar miktarı bu yıl yağan kar miktarından daha fazla İstanbul'da. Trafik bu kadar aksamadı. Sizler, Sayın Davutoğlu özellikle, görüşlerini merak ediyorum. Ulaşımın bu kadar aksamasını neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi Diyarbakır konu olunca Sayın Bahçeli'nin de adı geçince hemen ilgi o da olmuyor ama ilkesel bir şey söyleyeyim ben. Parti programımızda da var, temiz siyaset belgemizde de çok açık bir şekilde şunu söylüyoruz: kamu kaynaklarıyla yapılan hiçbir yere, binaya, kampüse, yola, baraja, ormana kişilerin isimleri verilmemesi icap eder. Ne olursa olsun. Hani bunu biz itibar yolsuzluğu olarak görürüz. Bu şekilde yaşayan siyasilerin isimlerinin
her yere verilmeye başlanması son dönemin yanlış uygulamalarından biridir. Bir kere ilkesel olarak bunu zikredelim. İkincisi, Türkiye'de toplumsal gerilimi artırmak isteyenlerin önemli şeylerinden, mekanlarından biri de maalesef Diyarbakır oluyor. Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde ve onurla yaşayan insanların bulunduğu çok güzel, çok önemli bir şehrimizdir. Diyarbakır'ın toplum psikolojisini etkileyecek herhangi bir şeyden, Diyarbakır'ın da Konya'nın da İzmir'in de hiçbirinin birbirinden de farkı yok. Sanki Diyarbakır çok özel ve ayrıcalıklı ve farklı psikolojinin olduğu bir yermiş gibi yansıtılmasını da doğru görmem. Bu konuda zaten il başkanlarımız da yakından bütün o gelişmeleri takip ediyor. Bütün şehirlerimiz bizim bu çerçevede üzerinde özenle, titizlikle durduğumuz şehirlerimizdir. Bu tür spekülasyonlardan veya bu tür gerilimlerden her bir şehrimizin uzak tutulması gerekir. Şimdi İstanbul'da yaşananlar konusunda ise herkes aynen yangın döneminde olduğu gibi. Ortada bir top dolaşıyor ama kimse sorumlu üstlenmek istemiyor. Şimdi ana arterlerde, Marmaray'da, Ulaştırma Bakanlığı'na sorumluluğu olan bölgelerde de, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sorumluluğu olduğu bölgelerde de maalesef bir ciddi sıkıntı yaşandı. Burada topu karşılıklı olarak sorumlulukları atmak yerine herkesin benzer bir durumda vatandaşlarımız bir daha benzer işkenceler yaşamasın diye ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması icap eder. Bu yapılan açıklamaların bu açıdan doğru görünme görevlerini yapsın. Ulaştırma Bakanlığı görevini yaptı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tümüyle görevlerini yaptı mı? Ortada öylesine bir tartışma, merkezi ve yerel yönetimle ilgili bir tartışma var ki herkes bir karşı tarafa sorumluluğu atarken işte İstanbul'da hayat günlerdir durdu. Mesele bunu çözmek. Mesele bir afetle karşılaşıldığında hangi partiden olduğuna bakılmaksızın merkezi hükümetle yerel belediye başkanlıklarının omuz omuza halkın hayatını kolaylaştırmaya çaba sarf etmesi. Yoksa tablo değişmez. Başka bir gün roller değişir ama halk çile çekmeye devam eder. Şunu ben size taahhüt ederim. Türkiye'nin gerçekten demokratik bir yönetime kavuştuğu gün iktidarda biz olduğumuzda yerel yönetimlerde kimin olduğuna bakmaksızın halkımızın günlük hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbiri alırız. O andan itibaren karşımızdaki muhatabımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Başka bir partinin temsilcisi değildir. Aynı şekilde merkez hükümete de aynı şekilde bakmak lazım. Nihayet aynı şehirde İstanbul'da yaşıyoruz. Türkiye'de yangın olaylarında işte kar olayında olduğu gibi otoritenin parçalanması karşılık olarak birbirini suçlaması halkın hayatını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Evet, hemen mikrofonu buraya getirin. Soru sadece sizeydi galiba. Onun öyle için. Mi? Öyle dedi onun için. Öyle mi? Ha, ben sorum anladım. Ya şöyle aslında yani prensip olarak yani hayatta olan siyasetçilerin isimlerinin herhangi bir yere verilmesi çok doğru olmuyor. Çok doğru olmuyor. Çünkü bu havaalanında olsa, bir tren istasyonunda olsa, bir parkta olsa, neresi olursa olsun o siyasetçinin itibarının inişiyle çıkışıyla çok ilişkilendiriliyor. Yani bazen kurumlar zarar da görebiliyor. Dolayısıyla prensip olarak önemli olan yani en azından bize göre siyasette geride hoş bir sada bırakmak. O kalan hoş sada eğer insanların üzerinde bir etkisi varsa, ya bu ismi biraz şurada şu şekilde yaşatalım diyorlarsa, ona daha sonraki insanların karar vermesini ben daha doğru görüyorum. Yani Sayın Davutoğlu'nun da aslında görüşü o yönde. Bu prensip olarak yani Diyarbakır'da şu park anlamında söylemiyorum yani. Prensip olarak bu daha hoş, daha şık diye düşünüyorum açıkçası. Sonradan insanlar bir iz bıraktıysanız, bir hoş sada bıraktıysanız bunun takdir ifadesi olarak daha sonraki nesiller bunu takdir etsin, yazsın derim ben yani. Evet, buyurun. TV6 televizyonundan Sinem Tamur.
Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada Deva Partisi'nin ekonomik alanda bir çalışması olduğunu ve kendilerinin iktidara gelmesi durumunda ekonomiyi size teslim edeceğini beyan etti. Bu konuda kendisiyle bir ön görüşmeniz oldu mu, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu kendi gönlünden geçeni mi ifade etti? Bu ifadeler benim bildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla kapalı bir toplantıdan dışarı sızan bilgiler. Dolayısıyla teyide muhtaç bilgiler olarak biz değerlendirdik açıkçası. Çünkü kulaktan kulağa bilgiler farklı yansıyabiliyor. Ama şunu ifade etmekte fayda var ki biz her konuda çok derin bir hazırlık içerisindeyiz. Her konuda eylem planları hazırlıyoruz. Yani bir an önce afet yönetiminden bahsettim. Sosyal politikalar, dijital dönüşüm, teknoloji, tarım. Şu anda makroekonomi, finans ve istihdamla ilgili 130 maddelik eylem planımız önümüzdeki hafta inşallah tamamlanıyor. Doğa hakları ve çevre bitti, açıklayacağız. Yerel yönetimler, şehircilik, bunların hepsi yaklaşık 20 ayrı alanda bunu yapıyoruz. Açıklıyoruz. Açıklarken de bu eylem planlarını diyoruz ki, yani burada eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir. Hatamız varsa söyleyin. Eksik varsa tamamlanabilir. Tarımda 56 madde açıkladık. Bu 60 olur, 65 olur daha. Yani seçime ve seçimden sonra kurulacak hükümetin icraat tarihine kadar da süre var. Biz her konuyu zaten çalışıyoruz. Kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Herhangi bir konuda siyasi partilerden bir istişare veya ortak bir çalışma talebi gelirse çerçevesi belirlenmiş bir şekilde, ilkeleri ve gündemi belirlenmiş bir şekilde kuşkusuz tema bazlı çalışılabilir ama bunun önceden bir çerçevesinin oluşturulması gerekiyor. Önceden bir gündemin oluşturulması gerekiyor. Bir stratejik çerçeve gerekiyor. O stratejik çerçeve içerisinde kuşkusuz bunların hepsi yapılabilir ama biz her konuyu, şimdi yargı reformu, bizim Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığımız yargı reformu eylem planında hazırladık. Çok çok geniş bir alan yani. Çok çok geniş. Çok da iyi bir çalışma. Yani her alanda çalışıyoruz. Tek bir alanda değil yani. Her alanda çalışıyoruz. Ve bunu ülkemiz için çalışıyoruz. Açıklıyoruz. Kamuoyunun gündemine bırakıyoruz. Yani bu seçimlerden sonra vatandaşlarımızdan destek alıp o yönetme iradesini aldığımız anda yapacaklarımız budur diyoruz. Bundan kuşkusuz herkes istifade edebilir. Yanlışlar, eksikleri de olabilir yaptığımız açıklamaların. Onu da her zaman konuşmaya, istişare etmeye, müzakere etmeye hazırız dedim. Evet, başka soru herhalde kaldı mı? Ha, buyurun. Katılamayan kurumlardan Fox TV'nin sorusunu her iki lidere iletiyorum. Sanayide yaşanan doğalgaz kesintisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Planlama hatası var mı? Hazırlıksız mı yakalandık? Depolarımız yetersiz mi? Buyurun. Biraz önce kısaca değindim. Vahim bir tablo. Vahim bir tablo. Eğer güvenlik diye bir sıralama olacaksa sınır güvenliği gibi onun kadar önemli bir başka güvenlik alanı enerji güvenliğidir. Enerji arz güvenliğidir. Bunun için Türkiye'nin hem arz güvenliğinin kaynaklarını çeşitlendirmesi hem de olabilecek herhangi bir sıkıntıda depolama imkanlarını da kullanarak her türlü senaryo hazır olması lazım. Buradaki birinci vahim hata Rusya ile olan doğalgaz anlaşması da dahil olmak üzere öngörülü şekilde bitmiş olan anlaşmaların yenilenmemesi, İran'la olan iletim hatların gerekli bakımlarının gerekli düzeyde karşılık olarak yapılmamış olması ve bütün bunlar Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinden geçip fakir halkın zaten doğalgaz faturalarıyla belinin büküldüğü bir ortamda gerçekleşmiş olması tam bir vahamettir. Başta da söylediğim gibi bir yönetim problemiyle karşı karşıyayız. Öngöremeyen, hazırlık yapamayan, alternatif senaryoları gözeterek o senaryolara gerekli tedbirleri almayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bir de işin şu tablosu var. Bundan birkaç ay önce, hani önce Çin modeli dediler. Sonra olmadı, Türkiye modeline çevirdiler. Aynı hani İstanbul Sözleşmesi olmadı, Türkiye Sözleşmesi, Kopenhag kriterleri, Ankara kriterleri vesaire gibi. Şimdi bu Çin modelinin dayandığı temel felsefe ve sonra yeni ekonomik model dedikleri üretimi artırmaktı, istihdamı artırmak ve ihracatı bu yolla düşük Türk lirası üzerinden ihracatı teşvik edecek şekilde üretimi artırmaktı. Türk lirasını yerlerde süründürdüler. İhracatı artırması gereken sanayinin de doğalgazını, sanayiyi de doğalgazsız bıraktılar. Bugün dünyada olmayacak bir şey günlerce sanayi üretimini durdurdu.
Var mı başka bir örneği dünyada? Pandemi ise bütün dünyada var. Enerji krizi ise bütün dünyada var. Her şey. Emtia fiyatlarındaki artışsa. Yani özetle artık bu iktidarın Türkiye yönetme kapasitesinin olmadığının en önemli göstergelerinden birisi şu anda yaşamakta olduğumuz enerji krizidir. Hem bütün toplumu büyük bir problemle karşı karşıya bırakıyor hem de sanayide üretimi fiilen durduruyor. Bu iktidarın ortaya çıkardığı tablonun yönetememe tablosunun açık sonuçlarından biri. Evet, Türkiye doğalgaz konusunda dışarıya bağımlı bir ülke. Dışarıdan ithal ettiğimiz bir enerji kaynağından bahsediyoruz. Ve üstelik elektrik üretiminde de kullanılan bir enerji kaynağından bahsediyoruz. Sanayide de kullanıyor. Yani evler ısınıyor. Bütün Türkiye'nin aydınlatmasının önemli bir yüzdesi doğalgazdan. Sanayi de bunu her iki türlü de kullanıyor. Hem elektrik üretiminde hem ısı açısından kullanıyor. Enerji girdisi olarak da kullanıyor. Böylesine önemli bir enerji kaynağının tedariğiyle ilgili olabilecek sıkıntılara karşı depolama en önemli konu. Ki zamanında bu depolamayla ilgili projeler gündeme geldiğinde biz BOTAŞ'ın önünü tamamen açtık. Ne gerekiyorsa dedik. Ne gerekiyorsa. Bırakın böyle teknik konuları. Bir stratejik mesele aynı zamanda. Yani ülkeler arasındaki ilişkilerin yönünü çevirebilecek bir konu. Geçici olarak hani ülkeler arasındaki ilişkilerle ilgili sıkıntı olabilir, teknik sorunlar olabilir. Bu üretimi yapan ülkenin kendi ihtiyaçları özellikle sert iklimin geçtiği sert kışlarda farklı olabilir. Bir sürü risk var yani ama bu risklere karşı yapacağınız bunun bir rezerv oluşturmak. Merkez Bankası'nın rezervi nasıl önemliyse ülkenin doğal gaz depoları da bir o kadar önemli. Yani akakça kara gün için diyorsunuz. İşte günü geldiğinde lazım olur ve enerji fiyatları Türkiye'de korkunç arttı. Elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları, yani faturaları görüyorsunuz. Aralık'ta Ocak faturaları arasında böyle yüzde falan değil, kat farklar var yani. İki kat farklar var. Fakat daha da vahimi en pahalı enerji olmayan enerji. Yani olmayan enerjinin Türkiye'nin ekonomisi üzerinde, sanayisi üzerinde bıraktığı etki gerçekten son derece olumsuz. Üstelik Türkiye'nin güvenilir bir yatırım yeri olarak algılanıp algılanmadığıyla ilgili de çok çok kritik bir konu. Yani enerji konusunda sorunlar yaşanan, günü geldiğinde elektrik veya doğalgaz temin edemeyip sanayisini durdurmak zorunda kalan bir ülkeye yeni yatırımların gelmesi konusunda da çok ciddi soru işaretleri oluşur. Yani hesapsız kitapsız enerji ihtiyacını hesap edemeyen, enerji arz güvenliğini sağlamayan bir ülkeye büyük yatırımlar da gelirken çok tereddüt yaşar yani. Dolayısıyla bu 2-3 günlük, bir haftalık, 10 günlük mesele değil. Bunu yaşayan bir ülkenin yıllarca bu uğradığı kredibilite kaybını telafi etmek için çalışması, o kredibiliteyi tekrar oluşturması için emek harcaması gerekir. Dolayısıyla olan çok vahim ve bu işin maliyeti Türkiye'ye öyle sanıldığı gibi 3 günlük, 5 günlük, bir hafta 10 günlük bir üretim aksaması değil. Onun ötesinde uzun vadeli hesapsız, kitapsız, kendi sanayisine, kendi ekonomisine yeterli enerjiyi sağlayamayan kesintilere gitmek zorunda kalan bir ülke. Üstelik Türkiye ekonomisi son yıllarda beklenenden çok az büyüyor. Yani bütün bunların çok hızlı büyüyecek bir ekonomi varsayımıyla bu enerji altyapısının hazırlanması lazım. Her sene %7-8 büyüyecek bir ekonomiye göre siz enerji altyapısını hazırlayacaksınız. Kaldı ki öyle de değil. Yani son 6-7 yıldır Türkiye'nin büyüme hızı çok düşük. Potansiyelin çok altında gidiyor. Buna rağmen enerjisiz kalıyorsunuz. Büyük bir hesapsızlık, kitapsızlık var. Çok vahim. Ve bunu mutlaka bir masaya yatırması lazım. Buradaki savruk kimindir? İhmal kimindir? Kim nerede nasıl bir hata yapmıştır? Bunun da derinlemesine bir araştırılması lazım. Çünkü bunun bir sorumlusu lazım. Bir sorumlusu lazım. Yani kimin hatası bu? Tabii ki sistem anlıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Taraflı partili bir cumhurbaşkanı var işin başında. Bütün her şeye ben karar vereceğim diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama bakıyoruz kesintilerle alakalı. Ben kendisinden bugüne kadar çok böyle ikna edici bir açıklama duymadım. Yani niye bu enerji yok diye. Öncelikle bu ülkenin cumhurbaşkanına sormak lazım. Ya 4 yıldır elini tutan yok. Aklına gelen her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyin talimatını yapıyorsun. İnadına Kanal İstanbul'u yapacağım diyorsun. Şu kadar milyar dolar harcayacağım diyorsun. İyi de böylesine bir önemli konuda hazırlıksız yakalanmak gerçekten kabul edilebilir, affedilebilir bir konu değil yani. Evet, galiba son bir soru arkada var. Evet, sizden de alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Eyüp Demir, Amerikan Sesi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir açıklaması oldu. Ülkede kaçanlar ve asker kaçaklarıyla ilgili bir genel af'tan bahsetti. Yani böyle bir af çıkardılar. Türkiye'de de yaklaşık 5 milyona yakın bir Suriyeli mülteci var. Bu hem açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz, Türkiye yansımasını nasıl bulursunuz? Samimi bir niyetle yapılmış bir açıklama ve Suriye vatandaşları arasında ayrım gözetilmeksizin bunun uygulanacağı ve sonrasında da süre gideceği yönde bir çabaysa bunun tabii değerlendirilmesi gerekir. Olumlu bir adım olarak görülebilir. Ama o ülkeye gidildiğinde daha önce örnekleri olduğu gibi aynı baskıyla ve kimyasal silah kullanımına dahil her türlü insanlık dışı araçlarla o insanlar üzerine bir imha politikası takip edilmesinin önündeki en önemli garanti bütün bu teminatların Birleşmiş Milletler gözetiminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile karar altına alınmış geçiş süreciyle yapılmış olmasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin içinde Rusya ve Çin'in de olduğu Suriye'de öngördüğü bir geçiş süreci var. 2012'de Kofi Annan tarafından çerçevesi bizim de katıldığımız Türk komşu ülke olarak katıldığımız bir çerçeve. Daha sonra 2014 sonunda 2015'te Güvenlik Konseyi kararı haline geldi. Bütün bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taahhüdü ve süreci içine yerleştirilirse güven uyandırabilir. Aksi takdirde daha önceki örneklerden hareketle bunun bu affa muhatap olacak kişilerde bir güven hissi uyandırması çok zor olur. Samimi ve gerçekten uygulanabilecek bir karar söz konusuysa bunun Birleşmiş Milletler teminatıyla birlikte yapılması önem taşır. Evet, daha önce de sayısız defa ifade ettim, tekrar etmekte fayda var. Yani şu andaki hükümetin Suriye ile ilgili izlediği çizgi mutlaka artık değişmeli. Yani Türkiye Suriye'de artık çözümlerin parçası olmalı. Türkiye Suriye'de çözümlerin parçası olmadığı sürece söylediğinin, iddialarının maalesef karşılığı ve itibarı olmuyor uluslararası camiada. Yani iyi niyetle gerçekten Suriye'nin istikrarı için, Suriye'nin iç barışı için, huzuru için tabii ki kendi sınır güvenliğini de garanti altına alacak bir çerçevede Türkiye'nin Suriye politikasının mutlaka bir revize edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede rejimin de kendine olan güvenin artılmasıyla ilgili önünde çok uzun bir yol var. Yani çok büyük bir güven kaybı var. Çok ciddi bir iç husumet var. Çok can kaybedildi. Suriye içerisinde çok milyonlarca insan yer değiştirdi. Milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı başka ülkelere. Dolayısıyla çok büyük bir toplumsal yara var. Eğer rejim aktörler devam etmek niyetindelerse öncelikle tekrar ciddi bir güveni oluşturmaları gerekiyor. Onun için bu konularda sözlerden çok uygulamaya bakmak lazım. Çünkü güven kaybolunca sözlerin hiçbir anlamı kalmaz. Herkes uygulamaya bakar. Sağdaki fiili duruma bakar. Herhalde başka bir soru yok. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.